Ben yansıtanım. Aynen olduğu gibi de yansıtıyorum. Benden değil de Ebu Hureyre'den dinleyin ki inşallah o Ebu Hureyre'nin dikkat çektiği hususiyet yarından itibaren belki bazılarınız için şimdi buradan dışarıya çıkar çıkmaz hayatlarınıza taşınacak bir hakikat olsun. Size aktaracağım bu rivayeti Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Beyhaki Şuab-ül İman'ında bize naklediyor. Hadiseyi bize aktaran da Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Ebu Eyyub Süleyman. Bu zat şahit olmuş ve bize aktarmış. Diyor ki bu zat Ebu Hureyre'nin şöyle bir geleneği vardı. Özellikle bizi cuma geceleri Allah'ın evlerinden bir evde toplardı ve bizi Allah'ın kitabından Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğretirdi. Siz de yapıyorsunuz değil mi bu sünneti? Bakın biz kimin sünnetini ihya ediyormuşuz buradan öğrenin. İçinizde birçok arkadaşım biliyorum suffa meclislerindeler. Yaptığımız bu. Bir akşam toplanıp Allah'ın kitabından Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğrenmek. Ebu Süleyman diyor ki toplanmışız yine bir cuma akşamı. Biliyorsunuz cuma akşamı perşembe akşamıdır normalde. Şu anda biz cumartesi akşamı diyoruz ama asıl bizim takvimimize göre şu anda pazar akşamıdır. Bir cuma akşamı yani bir perşembe gecesi toplanmışız. Ebu Hureyre'yi bekliyoruz. Celalli celalli girdi Ebu Hureyre içeriye. Oturur oturmaz da şunu söyledi. İçinizden kim akrabası ile bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Bir anda bunu söyleyince Ebu Süleyman diyor ki herkes birbirinin gözüne baktı kimse ayağa kalkmadı. Ama Ebu Hureyre bir daha söyledi. İçinizden kim akrabasıyla bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Yine biz bakıyoruz birbirimizin gözlerine. Ebu Hureyre üçüncü kez söyledi. Söyleyince içimizden genç biri. O edeplerine kurban olduğumuz o sahabi var ya o sahabi. Olumsuz bir şey varsa isim yok biliyorsunuz artık usulü falan filan genç bedevi isim yok. İçimizden bir genç belki de bilinen bir genç ki bilinen olduğuna dair bir işaret de var zaten. Ayağa kalktı dedi ki ey Allah Resulü'nün dostu ve ey Allah Resulü'nün sahabisi. Üç kez tekrar ettin artık inkar edecek bir durumum yok. İki senedir halamla görüşmüyorum. Ne yapayım? Dedi ki hemen git halanı bul elini öp ondan helallik al bağı kurduğunu ortaya koy ondan sonra gel meclisimize otur. O genç gidiyor halaya bir selam veriyor hala için düğün bayram. Bizim terkiplerimize benzer bir terkip söylüyor. Hani biz uzun bir zaman görmediğimiz bir insanı gördüğümüz zaman deriz ya hangi dağda kurt öldü? Onun gibi bir şey söylüyor. Ne oldu diyor? Ne oldu ki sen geldin? İki yıldır yoksun. Halacığım diyor. Resulullah'ın sahabisi Ebu Hureyre öyle bir şey dedi ki vallahi ben çıkıp geldim. Eğer o sözü duyup da gelmeseydim o meclisin bereketini kaçıracaktım. Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi, böyle dediği için ben de çıkıp geldim. Hala bilinen biri ama isim yok. Diyor ki özrünü kabul ettim ve seninle barıştım, dargınlığı bitirdim. Ama bir tek isteğim var senden. Eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylemişse kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Var git Ebu Hureyre'ye benim sorduğumu söyle. Ne duymuş Resulullah'tan onu sana söylesin. Onu al bana getir ben de seni tamamen affedeyim diyor.
Hemen koşuyor delikanlı. Ebu Hureyre'nin yanında dediğini yaptım diyor. Halama anlattım diyor. Gönlünü aldım ama benden böyle bir şey söyledi. Bana böyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylüyorsa kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Allah aşkına Ebu Hureyre ne duydun söyle de bari gidip onu da ulaştırayım halama da barışmışken tam barışayım. Ebu Hureyre diyor ki ey genç vallahi ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki her cuma akşamı insanoğlunun salih amelleri şanı yüce olan Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık bağını terk eden kimsenin ameli Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Sallallahu aleyhi ve sellem.